Merhabalar herkese. Başka Ülke'nin 9. programında sizlerle beraberiz. Bugün konuğumuz Pınar Üre, Ankara'dan katılıyor bizlere. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Bugünkü konumuz Bolşevik Devrimi sonrası Rusya'dan göçler üzerine olacak. Bu ilk önce Rus İç Savaşı ile başlayacağız. Daha sonra bu göçler ve Rus diasporası üzerine konuşacağız. Bu bizim göç ve sürgün tarihi üzerine ilk programımız olacak. Aynı zamanda aslında bu programın güncel bir yanı da var. Çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinden sonra tekrar yüz binlerce Rusya'dan ayrılmıştı ve bu konu tekrar gündeme gelmişti. İkinci bir Bolşevik devrimi sonrası durumu mu yaşıyoruz diye. Aslında yani paralellikler belki çok fazla değil ama tabii farklı kontekstlerde ama tabii insanların aklına doğrudan bu konu da gelmişti. O yüzden aslında güncel bir yanı da var. Ayrıca zaten göç mülteciler mevzusu başlı başına dünyanın en önemli mevzularından biri. Bugünkü konumuz bu. Bir önceki programımızda Çin'de Müslümanlar, Çin'de İslam'ın tarihi üzerine konuşmuştuk. Bir sonraki programımızda da Edinburgh Üniversitesi'nden Hatice Yıldız ile Hindistan tarihinde kolonyalizm üzerine konuşacağız. Programlarımızı takip etmek isteyen dinleyicilerimiz de abone olurlarsa biz de memnun oluruz. Pınar hocamız 2014 yılında London School of Economics'te İngiltere'de doktorasını bitirdi. Bölümün adı Uluslararası Tarih olarak mı geçiyordu hocam? Sadece tarih Evet, değil. uluslararası tarih. Uluslararası Tarih bölümünden doktorasını aldı. Doktora tezinde özellikle geç Osmanlı döneminde Osmanlı-Rusya ilişkileri ve Osmanlı'da Bizans mirası, Rusya'nın Osmanlı'daki Bizans çalışmaları, Bizans mirası ile ilgilenmesi üzerine çalıştı. Hem Türkçe hem İngilizce bu konuda kitapları çıktı. Şu an esas olarak devrimden ve iç savaştan sonra Rusya'dan ayrılan Rusların Türkiye'ye gelen Rus mülteciler üzerine çalışıyor. Bugün sadece Türkiye üzerine konuşmayacağız. Türkiye üzerine başka sohbetler de var. Pınar hocamızın daha geniş bir çerçeveden alacağız. Bütün dünyada Rus diasporası üzerine konuşacağız. Aslında bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Tarih yazımında da çok önemli bir konu. Yani geniş bir kitleden bahsediyoruz öyle. Yani bu büyük mülteci gruplarının ilk örneklerinden biri olarak düşünebiliriz bu konuyu. Hocam biz genel olarak ilk önce konuklarımıza bu alanı nasıl çalışmaya başladıklarını sorarak başlıyoruz. Sizi Rusya çalışmaya yönlendiren neydi? Nasıl bir akademik serüveniniz oldu? Daha sonra da bu mülteciler konusunda nasıl geldiniz? İlk önce bu sorularla başlayalım. Daha sonra konumuza geçeriz. Yani aslında galiba Rusya tarihiyle ilgilenen pek çok kişinin hikayesi benzer şekilde başlamış olabilir. Rus edebiyatına olan bir ilgim vardı ta ortaokul lise öğrencisiyken. Daha sonra bunları kendi dilinde okumak gibi bir merak başladı. İşte Rusça öğrenmeye başladım. Derken Rusya tarihine ilgi duymaya başladım. Çünkü o okuduğum edebi metinlerde Osmanlı-Türkiye tarihiyle bazı benzerlikler, paralellikler, işte o modernleşme sürecine dair benzerlikler gördüm. Bunları biraz daha ayrıntılı öğrenmek istedim. Şöyle de bir şansım oldu. Ben Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezunum. Her ne kadar uluslararası ilişkiler olsa da bölümün adı, ben lisans öğrencisiyken tarihçi kökenli hoca daha fazlaydı bölümde ve Rusya tarihçisi de çok fazlaydı. Rusya Araştırmaları Merkezi vardı, hala var. Önemli çalışmalara imza atan hocalarımız var hala orada. Rusya Araştırmaları Merkezi sayesinde Rusya tarihi ile ilgili pek çok ders alma imkanım oldu. Yani sanırım yani Türkiye'de hiçbir üniversitede o kadar çok Rusya tarihi ders almak mümkün olamaz. Bu şekilde aslında lisans eğitiminden başlayarak Rusya tarihi eğitimimin önemli bir sac ayağı olmaya başladı. Daha sonra yüksek lisansımı da Bilkent Üniversitesi'nde Hakan Kırımlı'yla tamamladım. Orada da yüksek lisans tezim de Konstantin Leontief isimli bir yazar, diplomat ile ilgiliydi. Daha sonra doktorada da bu alanda çalışmaya devam ettim. Yani Rusya deyince Türkiye'de sadece güncel siyaset, dış politika üzerinden okumalar yapılıyor ama benim o dönem aldığım lisans eğitiminde çok daha derinlemesine Rusya'nın kültürünü, tarihini, tarih yazımını, entelektüel geleneklerini irdeleyen dersler alma şansım olmuştu. Bütün bunlar beni Rusya tarihi üzerine çalışmaya sevk etti. Yani kendimi şanslı hissediyorum. Hakikaten bu alanda çok önde gelen hocalarla çalışma şansım oldu dünyada da. Bu şekilde Rusya tarihine böyle girdim diyebilirim. Sorunuzun ikinci kısmı yani mültecilerle nasıl ilgilenmeye başladım. Sizin de söylediğiniz gibi doktora tezim aslında bundan çok farklı bir konu.
Doktora tezimde İstanbul'daki Rus Arkeoloji Enstitüsü üzerine çalışma yapmıştım. Türkiye'nin çeşitli, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli yerlerinde arkeolojik çalışma yapan Rus arkeologlarla ilgilenmiştim. Ama aslında ortak bir tema var. Yani Rusya'dan Osmanlı İmparatorluğu'na ya da erken Cumhuriyet Türkiye'sine gelip entelektüel akademik çalışma yapan insanlar ilgimi çekiyor. Yani yüksek lisansta da böyle bir merakım vardı. Bu gruplar arasında yani bilgi transferi var mı yok mu, bu mesela soru ilgimi çekiyor. Bu grupların, yani bu Rusya'dan gelen entelektüellerin, akademisyenlerin buradaki insanlarla kurdukları temasın boyutu ilgimi çekiyor. Aslında biraz doktorada okuduğum bazı şeyler beni mülteciler üzerine düşünmeye itti. Çünkü bazı akademisyenler, yani geç imparatorluk döneminde çok çok önemli yere gelen, Rusya İmparatorluğu'nun çok önemli bazı akademisyenleri de kendilerini sürgünde buldular Bolşevik ihtilalinden sonra. Bir kısmı, yani birçoğunun yolu İstanbul'dan geçti, bir kısmı İstanbul'da kaldı. Bir kısmı Avrupa'nın değişik yerlerine gitti. Aslında işte sizin de dediğiniz gibi doktora tezimde arkeoloji üzerinden Rusya'da Bizans mihrasının nasıl ele alındığını incelemiştim. Sonra fark ettim ki bu Bizans tarihçilerinin birçoğu ihtilalden sonra dünyanın değişik yerlerine dağıldılar ve o akademik geleneği aslında başka yerlerde sürdürdüler. Başka ülkelerin akademik kültürlerini etkilediler. Bu şekilde yavaş yavaş aslında sürgün ile ilgili sınırlı şeyler okumaya başlamıştım. Daha sonra biraz tesadüfi bir şekilde Rusya'da araştırma yaptığım bir dönem St. Petersburg'daki Ulusal Kütüphane'de, Milli Kütüphane'de nadir eserler arasında bir gazete dikkatimi çekti. 1921 yılında İstanbul'da yayınlanmış, İstanbul'a o dönemde gelen, Beyaz Ordularla birlikte gelen mülteciler tarafından yayınlanmış bir gazete dikkatimi çekti. Aslında ilk bu göçleri, mültecileri tam olarak o gazeteyi keşfettikten sonra araştırmaya başladım diyebilirim. Yani beni Rusya mültecileri meselesine götüren şey biraz o tesadüfi gazeteyi tesadüfi şekilde keşfetmem. Bir diğeri de bu tematik olarak dediğim gibi Osmanlı toplumu, Türkiye toplumu ile Rusya arasındaki entelektüel temaslara duyduğum merak. Rusya tecrübeniz daha çok Petersburg üzerine odaklandı herhalde, değil mi hocam? Çünkü evet. İmparatorluk dönemi olunca arşivler... Evet, evet. Yani işte St. Petersburg'da Ergia'da, yani Rusya Devlet Tarih Arşivi'nde yaptım araştırmanın bir kısmını. Bilimler Akademisi Arşivi'nde yaptım. İşte Rusya Milli Kütüphanesi'nde araştırma yaptım. St. Petersburg ağırlıklı araştırmalarım. Hocam, konuya şöyle başlayalım. Yani Rusya'dan göçler, Rus diasporası derken bir altyapı vermemiz gerekiyor. Rus İç Savaşı, hı hı. Yani bunun temel sebebi. Belki Bolşevik devrimine çok giremeyiz, o çok ayrı bir başlı başına bir konu. Ama Rus İç Savaşı'nı bilmeyen seyircilerimiz için, Rus İç Savaşı'nın aktörleri kimlerdi, kimler savaştı? Yani çok aslında yanlış bir algı var. Sadece Kızıllar ve Beyazlar arasında bir savaşmış gibi, çok da tarih olarak doğru olmayan bir algı var. Yani bu Beyazlar kimdi, başka kimler vardı? Bu gruplar koordine bir ekip miydi? Biliyorsun, bunları konuşarak başlayalım. Bu önemli bir altyapı verecektir diye düşünüyorum. Tabii kimlerin Rusya'yı terk ettiği ya da terk etmek zorunda kaldığını anlamak için iç savaşı önce anlamamız lazım. Çünkü bu iç savaşın kaybedenleri genel olarak Rusya'yı terk etti. Bildiğiniz gibi Ekim 1917'de ya da miladi takvime göre Kasım 1917'de Bolşevikler iktidarı ele geçirdiler. Fakat o kadar geniş bir coğrafyada, yani Finlandiya Körfezi'nden Pasifik Okyanusu'na uzanan bir coğrafyada iktidarı tamamen ele geçirmeleri çok kanlı bir iç savaşa mal oldu. Bir anda bütün bu geniş coğrafyada iktidarı tesis edemediler. 1918 başlarında aslında ilk çatışmalar başladı. Bolşevik iktidarını kabul etmeyen gruplar ülkenin değişik yerlerinde, mesela ulusal azınlıklar ülkenin pek çok yerinde önce özelliklerini sonra bağımsızlıklarını ilan ettiler bu devrim sürecinde. Yani iç savaşın bir ayağı bu ulusal bağımsızlık mücadeleleri. Diğer taraftan Bolşeviklere karşı önce bir gönüllü ordusu adı altında eski imparatorluk subayları, eski imparatorluk generallerinden oluşan bir gönüllü ordusu ortaya çıkmaya başladı. Amiral Kolçak önderliğinde doğuda. Bu gönüllü ordusu daha sonra Beyaz Ordu olarak bildiğimiz ordunun nüvesini oluşturdu. Sizin de dediğiniz gibi iç savaş çok basitleştirilerek ele alınıyor. Kızıllar, Beyazlar, işte Kızıl Ordu, Troçki tarafından kurulan Bolşeviklerin silahlı kuvveti, diğer tarafta da Beyaz Ordu, işte eski imparatorluk
ordusu, monarşist, muhafazakar vesaire gibi bir basitlikle ele alınıyor ama aslında savaşın çok fazla tarafı var. Çok fazla taraf değiştiren küçük gruplar da var. Bu en kabaca önemli diyebileceğimiz iki tarafı iç savaşın. Ama Beyaz Ordu dışında dediğim gibi ulusal bağımsızlık hareketleri var. Yani işte Kırım'da, Kazan'da, Başkırlar arasında, Türkistan'da, Ukrayna'da, Baltık ülkelerinde, yani imparatorluğun Rus olmayan halklarının yoğun olarak yaşadığı pek çok yerde, Kafkaslar'da, Güney Kafkaslar'da, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, bütün bu coğrafyada ulusal bağımsızlık hareketleri meydana geldi ve ulusal bağımsızlık, yani bunları çok özet geçerek anlatayım. Bu ulusal bağımsızlık hareketlerinin liderleri kimi zaman Beyaz Ordu ile kimi zaman Kızıl Ordu ile işbirliği yapmak durumunda kaldılar. Yani mesela Başkırların lideri Zeki Velidi Togan bu mücadele sırasında Beyaz Ordu ile çok kısa bir süre işbirliği yaptı. Kızıl Ordu ile de işbirliği yaptı. Dolayısıyla bu grupları beyaz ya da kızıl olarak sınıflandırmamız mümkün değil. Aynı şekilde Ukrayna'da önce özerkliğini ilan etti Ukrayna Halk Cumhuriyeti, daha sonra bağımsız bir Ukrayna kısa süre için kuruldu. Yani işleri daha da karmaşık hale getirelim. Bütün bu ulusal azınlık hareketleri, ulusal bağımsızlık hareketleri diyorum ama o ulusal bağımsızlık hareketleri de homojen aslında hareketler değil. Bunların içerisinde de Bolşevikler var, Eserler var, Menşevikler var, daha böyle liberal burjuva hareketler var. İşte Ukrayna'da mesela daha milliyetçi Petliura gibi liderler var, sosyalist Ukraynalar var, Bolşevikler var. Bir yandan da bütün bunların kendi aralarındaki siyasi mücadeleleri var. Yani iç savaşın farklı katmanlarını yani ancak bütün bu grupları bir arada düşündüğümüz zaman anlayabiliriz. Onun dışında Bolşevikler dışındaki sol gruplar var. Mesela Eserler kısa bir süre için eski imparatorluk coğrafyasının bazı yerlerinde kısa süreli iktidar kurdular. Mesela Çek lejyonerlerin de askeri desteğiyle Eserlerin iktidar kurduğu kısa süreler oldu. Onun dışında bazı yerlerde mesela Gürcistan'da Menşevikler daha etkin oldu. Yani dolayısıyla diğer Bolşevik karşıtı sol grupların da dahil olduğunu, bu sürece dahil olduğunu hatırlamamız lazım. Bütün bu ya da mesela Ukrayna'da anarşist köylü hareketi, Nestor Mahno'nun başını çektiği anarşist bir köylü hareketi vardı. Anarşistler yine savaşın bir başka tarafı. Bu anarşistler de Nestor Mahno'nun başını çektiği bu hareket de Kızıl Ordu'yla uzun bir süre ittifak yapmış olmakla beraber tam olarak aynı çizgide değillerdi ve nihayetinde Bolşevikler tarafından onlar da mağlup edildiler. Dolayısıyla baktığımız coğrafyaya bağlı olarak yani Güney Kafkasya'ya mı bakıyoruz, Ukrayna'ya mı, Türkistan'a mı yoksa işte Volga havzasına mı bakıyoruz, iç savaşın çok farklı tarafları olduğunu aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Beyaz Ordu bu taraflardan sadece bir tanesiydi. Bir de hocam Beyaz Ordu derken yani aslında tek bir ordudan, yani Kızıl Ordu gibi merkezi bir yapıdan bahsetmediğimizi de belki biraz açıklamak lazım. Yani farklı parçalardan oluşuyordu ve bunlar arasında bir birlik var mıydı? Nerelerde Beyaz Ordu, nerelerde güçlüydü, nerelerde savaştı Kızıllara karşı? Bunu da kısaca açıklar mısınız? Evet, bu da tabii önemli bir nokta. Beyaz Ordu'nun hem iç savaşta neden aslında yenilgiye uğradığını açıklıyor hem de diasporadaki dağınıklığı da açıklayan bir şey bu. Beyaz Ordu dediğimiz şey aslında bir ordudan bahsetmiyoruz, tek bir ordudan bahsetmiyoruz. Kabaca üç ana kolu olan bir yapıdan bahsediyoruz. Aslında bir yapı demek de doğru değil. Yani işte Bolşeviklere karşı mücadele eden eski imparatorluk ordusunun parçalarından oluşan birbirinden bağımsız üç tane ordudan bahsediyoruz. Bunların ilki az önce dediğim gibi doğuda Sibirya çevresinde güçlenen Amiral Kolçak önderliğindeki ordu. İlk önce aslında yenilgiye uğrayan da onlar oldular. Amiral Kolçak Bolşevikler tarafından idam edildi. Baltıklar üzerinden Petrograd'a yani bugünkü Sankt Petersburg'a doğru ilerleyen General Judenič önderliğindeki bir ayrı ordu var. General Judenič 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas orduları kumandanıydı. Oradan da hatırlayanlar olabilir. Fakat Beyaz Ordu'nun en güçlü olduğu yer ve en güçlü komutanı Anton Denikin ve Anton Denikin de uzun bir süre bugün Ukrayna'ya karşılık gelen bölgede iktidarını tesis etti. Yani Amiral Kolçak doğuda, kuzeybatıda General Judenič yenilgiye uğradılar. En uzun süre, Beyaz Ordu'nun en uzun süre elinde tuttuğu bölge bugünkü Ukrayna'ya karşılık gelen bölgeydi.
1919-20 hatta 20'nin sonlarına kadar önce General Anton Denikin önderliğinde, Denikin'in görevi bırakmasından sonra da General Piotr Wrangel önderliğinde güneydeki Beyaz Ordu birlikleri Bolşeviklere karşı savaştılar. Bir noktada hatta yani Kiev'i ele geçirdiler, kuzeye doğru, Moskova'ya doğru yürüyüşe bile geçtiler. Fakat bu aşamada askeri zayıflıkları ve çeşitli sebeplerden ötürü tekrar güneye inmek durumunda kaldılar. 1920'nin sonlarına geldiğimizde güneydeki Beyaz Ordu birliklerinin elinde bir tek Kırım ve Ukrayna'nın güney sahilleri kalmıştı. Nihayetinde 1920 sonlarında artık savaşın sürdürülemeyecek olduğu fark edilince, buradaki bu güneydeki Beyaz Ordu birlikleri çoğunlukla Fransız gemileri tarafından tahliye edildiler. Piotr Wrangel'in o dönem o esnada liderlik ettiği birlikler işte Sivastopol'dan, Odessa'dan, güneydeki liman şehirlerinden tahliye edildiler ve İstanbul'a, işte Gelibolu'ya vesaire, onu az sonra ayrıca anlatırım, yerleştirildiler. İç savaşa dair bir başka boyut, bahsetmemiz gereken bir başka boyut da müttefiklerin müdahalesi. Müttefiklerin müdahalesi çok sınırlı oldu. Yani çok sınırlı olarak işte İngilizlerin çok sınırlı askeri yardımda bulunduğu kuzey şehirleri oldu. Fransızlar bugün yine Ukrayna'ya karşılık gelen bölgeye asker çıkardılar. Çoğunlukla da imparatorluğun kolonilerinden gelen askerleri gönderdiklerini söylemek lazım. Müttefiklerin iç savaşa müdahalesi oldukça sınırlıydı. Beyaz ordular, bu eski imparatorluk subayları, Birinci Dünya Savaşı'nda bir arada birlikte savaştıkları Fransız ve İngilizlerden daha aslında yoğun yardım bekliyorlardı. Bolşeviklere karşı onları destekleyeceğini düşünüyorlardı Fransızların ve İngilizlerin. Ama bekledikleri yardım gelmedi. Yani çok sınırlı göstermelik bir yardımda bulundu Fransızlarda, İngilizlerde. Bunu da ayrıca belirtmek lazım. Yani iç savaşta müttefiklerin de sınırlı bir rol olduğunu söyleyebiliriz. Hocam, buradan hareketle, yani tarafların bu kadar parçalı olduğu bir iç savaştan kaçan mültecilerin de sanırım çok homojen olmadığını söylemek mümkündür. Yani ve işte bu genelde terminolojide Beyaz Rus, tırnak içerisinde Beyaz Rus olarak adlandırılan göçmenlerin kim olduğu meselesiyle devam edebiliriz sanıyorum. Yani bu insanlar hakkında genel bir profil çıkarmak mümkün müdür? Tabii bu büyüklükte bir insan grubunun homojen olduğunu söylemek kolay, ama yani en azından siyasi ya da kültürel olarak gruplandırmak, farklı parçalara ayırmak ne kadar mümkündür? Hakikaten çok zor. 1 ila 2 milyon arası insanın Rusya'yı terk ettiği düşünülüyor bu dönemde. Tam sayıları bilmemiz bile mümkün değil. Çünkü hani az önce Beyaz Ordu, güneydeki Beyaz Ordu birliklerinin, Wrangel önderliğindeki birliklerin Fransız gemileriyle tahliye edildiğini söyledim. Mesela göç edenlerin ya da sürgündekilerin, işte Beyaz Rus dediklerimizin önemli bir kısmını bunlar oluşturuyor. Bizzat teçhizatıyla, bütün o ordu disipliniyle bildiğiniz böyle kocaman bir ordu Ukrayna sahillerinden alındı. İstanbul üzerinden Gelibolu, Çatalca, bir kısmı Limni ve hatta bir kısmı Tunus Bizerte'ye konuşlandırıldı. Fransız kontrolü altındaki, o dönemde Fransız işgali altında olan yerlere konuşlandırıldı. Yani bu göçmenlere Beyaz Rus dememizin sebebi bu aslında. Çünkü içlerinde oldukça kalabalık bir ordu vardı ve çok da görünürlüğü olan bir grup bu haliyle. Sürgüne ilk geldikleri zaman Beyaz Ordu birlikleri tekrar Rusya'ya dönüp Bolşevikleri alt edebileceklerini düşünüyorlardı. Bu umudu uzun bir sürede korudular. Fakat dediğim gibi bekledikleri, Fransızlardan, İngilizlerden bekledikleri yardım gelmedi. Çünkü Fransızlar ve İngilizler de o esnada kendi dertleriyle, ekonomik, siyasi dertleriyle meşguldüler. Kanlı bir dünya savaşını ancak atlatmışlardı. Rusya'daki savaşa tekrar müdahil olmak gibi bir dertleri yoktu. Bolşeviklerle masaya oturmak üzereydiler. Nitekim önce İngilizler Bolşeviklerle ticaret anlaşması imzalayarak masaya oturdular ve Beyaz Ordu'nun Rusya'ya geri dönme, Bolşevikleri dünyadan temizleme ümitleri böylece suya düştü. Yani bu Rusya'dan gelenleri Beyaz Ruslar olarak tanımlamamızın temel sebebi Beyaz Ordu'nun aslında gelmiş olması. Bir de şöyle bir, dediğiniz gibi, bir stereotipik bir anlayış var bu göçmenlerle ilgili. Bu özellikle edebiyatta, popüler kültürde, dizilerde, sinemada çok gördüğümüz bir şey. İşte düşkün prensesler, Rusya'dan her şeyini kaybederek gelmiş, işte Rusya'da saraylarda yaşarken işte garsonluk yapan prensesler, şoförlük yapan prensler, hep böyle bir stereotip üzerinden tartışılıyor göçmenler.
bu durumdaki insanlar var hakikaten. Yani neticede eski Rusya'nın imtiyazlı grupları Rusya'yı terk etmek durumunda kaldı Bolşevik ihtilalinden sonra. Ama şunu da söylemem lazım. Bu karakter, yani bu düşkün prenses karakteri çok dramatik etkisi yüksek olan bir karakter. Dolayısıyla edebiyatta ya da sinemada ya da dizilerde kendisine yer bulması çok anlaşılır. Gerçekte göçmenlerin pek çoğu bu kadar da dramatik karakterler değildi. Yani o prensesler bir kere o kadar düşmediler birçoğu, onu söyleyebilirim. Çünkü bunlar zaten Avrupa'da network'ü olan insanlar. Bir kısmı devrimden önce gitti, bir kısmı devrim olur olmaz gitti. Bir kısmının zaten Avrupa'nın çeşitli aristokrat ailelerinde, işte hanedanlarında zaten akrabaları vardı. O yüksek, en yüksek aristokrasi o kadar da düşmedi. Yani o kadar da böyle... Pera Palas'ta garsonluk yapmak zorunda falan kalmadılar, yani o kadar şey yapmadılar. İkincisi, 2 milyona yakın göçmenden bahsediyoruz. O 2 milyon göçmenin prenslerden, prenseslerden oluşması zaten mümkün değil. Yüksek aristokrasiden oluşması da mümkün değil. Dediğiniz gibi çok uluslu bir imparatorluktan ve o çok uluslu imparatorluğun parçalanmasından bahsediyoruz. Haliyle mültecilerde o çok çeşitliliği yansıtıyordu. Benim kendi araştırmalarımda da gördüğüm şey, yani mesela çok sayıda Yahudi var, Rusya Yahudisi. Bu insanlar muhtemelen hem Kızıl Ordu'dan hem Beyaz Ordu'dan kaçtılar. Çünkü Beyaz Ordu korkunç derecede antisemitikti. Ama Kızıl Ordu'nun da Yahudilere yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini biliyoruz. Yani hele de böyle daha burjuva şehirli Yahudilerin her iki ordudan da kaçmak için yeterince sebebi vardı. Ama mesela dönemin Türkiye gazeteleri ya da arşiv belgeleri bu insanlardan Beyaz Rus diye bahsediyor. Genel bir isim olarak. Yoksa aslında bu insanlar beyaz da değil, Rus da değil muhtemelen. Ya da Türkiye'ye gelenler içinde özellikle çok sayıda Rusya Müslümanı da var. Kırım Tatarları, Kazan Tatarları, Kafkasya'dan gelenler, ki bunların bir kısmı Türkiye'nin erken Cumhuriyet döneminde entelektüel akademik hayatına damga vuran insanlar. Tabii biz bunları elbette beyaz Rus değiller ve öyle de adlandırılmıyorlar hiçbir zaman. Ama o göç dalgasının bir parçası olarak da çok değerlendirmiyoruz. Daha ayrı ayrı, sanki bu hikayenin dışında karakterlermiş gibi bazen ele alınıyor. Halbuki bütün bu hikayenin bir parçası onlar da. Ukraynalılar var ki bu Ukraynalıların bir kısmı kendini gitgide daha fazla Ukrayna olarak tanımlıyor. Özellikle sürgündeki tecrübesinin sonunda. Yani bir sürgün tecrübesi bazı ulusal kimliklerin güçlenmesi sonucunu da ortaya çıkarıyor. Ve sınıfsal olarak da aslında düşündüğümüzden daha çeşitli bir grup var. Yani evet, o 2 milyon mülteci içerisinde köylüler çok büyük bir grubu teşkil etmiyorlar, bunu söyleyebiliriz. Ama aristokratlar da öyle düşünüldüğü kadar büyük bir grubu teşkil etmiyor. Genelde orta sınıf, profesyonel, şehirli, eğitim seviyesi yüksek insanların ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz mülteciler arasında. Yani etnik olarak son derece çeşitli, sınıfsal olarak da çeşitlilik gösteriyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda yayınlanan, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanan bir hatırat vardı. Alexis Grichenko isimli bir Ukrayn ressamın hatıraları. İstanbul'da 2 yıl geçiriyor Grichenko. Rus Babil Kulesi diye bahsediyor İstanbul sokaklarında gördüğü şeyden. Yani o kadar farklı diller konuşuluyor ki, işte Budist rahip de görüyor. İşte Kazaklar, Don Kazaklarını da görüyor. Kalmuklar var. Bir sürü farklı insan çeşitliliğinden bahsediyor. Kırım Tatarları var, Ermeniler var, Rumlar var. Düşündüğümüzden çok daha çeşitli bir grup söz konusu. Yani o dizilerde gördüğümüz düşkün prensesler hikayenin çok küçük bir kısmını oluşturuyor diyebilirim. Siyasi yelpaze olarak da aslında, yani sadece Çarlık destekçisi, anti-sol, anti-sosyalist gruplar değil sanırım, değil mi? Siyasi yelpaze olarak nasıldı hocam? Bu da ayrıca yine önemli bir başka nokta. Tabii yine Beyaz Rus diyerek bu insanları bu şekilde tanımladığımız zaman ideolojik olarak da aslında bir sınıra hapsetmiş oluyoruz. Beyaz Ordu birlikleri genelde daha muhafazakar, monarşist olarak görülüyor ki o bile aslında, onu da ayrıca tartışmamız lazım. Fakat iç savaş sırasında dediğim gibi Bolşevik olmayan, Bolşevik karşıtı sol grupların da birçok Rusya'yı terk etmek durumunda kaldı. İşte mesela eserlerden bahsettik, Sosyalist Devrimci Parti, ki Sosyalist Devrimci Parti esasında 1917 itibariyle Rusya'da oy oranı en yüksek olan, çünkü köylülere hitap eden ve köylüler arasında en çok desteklenen partiydi. Eser liderlerinin birçoğu, bir kısmı Bolşeviklerle ittifak yaptı eserlerin. Rusya'da kalanlar da oldu.
Sovyetler Birliği'nde yani kalanlar oldu. Terk edenler, ülkeyi terk edenler de oldu. Bunun dışında Menşevikler yine bir başka Rus Sosyal Demokrat Partisi biliyorsunuz 1903'te ikiye bölünmüştü Bolşevikler ve Menşevikler olarak. Menşeviklerin de bir kısmı Bolşeviklerle ittifak yaptı, Sovyetler Birliği'nde kaldı. Ama bir kısmı ülkeyi terk etti ve bir kısmı oldukça Bolşevik karşıtı bir çizgi izledi sürgün tecrübesi sırasında. Dolayısıyla böyle sol gruplar var. Onun dışında liberaller var. Yine devrim öncesi Rusya'nın en önemli, en güçlü siyasi partilerinden birisi Anayasal Demokrasi Partisi, Kadet Partisi'ydi. Kadet Partisi'nin liderleri Milyukov mesela, Vladimir Nabokov, meşhur yazar Nabokov'un aynı ismi taşıyan babası, bunlar da kendilerini sürgünde buldular. Hatta şöyle bir şey söylemek istiyorum, yani hep böyle sürgündeki Rus diasporasını sadece muhafazakar monarşistler üzerinden ele alıyoruz ama mesela en çok tirajı en yüksek olan gazete Milyukov'un Paris'te çıkardığı Posletnaya Novosti, liberal eğilimli bir gazeteydi. En uzun süre yayınlanan gazete de yanlış hatırlamıyorsam Menşeviklerin çıkardığı bir gazete, 60'lara kadar New York'ta yayınlanmaya devam ediyor. Yani bu monarşistlerin de çeşitli yayınları vesaire var tabii ama en uzun ömürlü olanlar ve aslında en diaspora kültürünü, en çok diaspora kültürünün nabzını tutanlar da bunlar diyebiliriz. Öte yandan yine sorunuzu biraz açacağım. Yani o kadar çok katmanlı ki bu Rus İç Savaşı ve diaspora meselesi. Beyaz Ordu dediğimiz az önce hani eski imparatorluk subaylarının liderlik ettiği ve Kızıl Ordu'ya karşı savaşan Beyaz Ordu'dan söz ettim. Beyaz Ordu da sadece monarşistlerden oluşmuyordu. Bir de bunun da aslında altını çizmek lazım. Yani Beyaz Ordu'nun ileri gelenlerinin özellikle açıkça monarşist olduğunu söyleyenler var ama geçmişe dönmek artık mümkün değil. Yani Bolşevikleri temizlesek bile Rusya'da tam olarak eski düzeni tekrar tesis edemeyiz diyenler de vardı. Denikin, Wrangel bizzat artık bu gerçeği kabul eden iki isim mesela. Her ne kadar monarşist sempatileri olsa da aynı Rusya'nın tekrar tesis edilemeyeceğini birçoğu biliyordu ki bu Beyaz Ordu içerisinde daha sonra böyle korporatist, cumhuriyetçi ama böyle faşist cumhuriyetçi, böyle korporatist hareketlere kayanlar da oldu. Monarşiyi tamamen reddedenler de oldu. Hocam diasporanın siyasi yönelimlerine belki tekrar geliriz ama ona gelmeden önce ben göçe tekrar dönmek istiyorum. Göçün lojistiği ve organizasyonu nasıl oldu? Yani Kırım üzerinden Türkiye ve bugünkü Tunus'a gelen büyük bir grup olduğunu söylemiştiniz. Hı-hı. Başka göç rotaları var mıydı? Ve bu kadar insanın ulaşımı ve daha sonra iaşesi nasıl sağlandı? İnsanlar kamplarda mı kaldılar? Hı-hı. Ya da mesela örneğin Türkiye'de tabii ki muhtemelen askerler kışla da kalmıştır ama bu insanların örneğin dolaşım özgürlüğü vesaire var mıydı? Hı-hı. Veya ne zaman sağlandı? Bunlara değinirseniz sevinirim. Evet, bu da ayrıca önemli bir konu ve aslında dönemin siyasetine dair pek çok şeyi de gösteriyor. Az önce söylediğim gibi Beyaz Ordu birlikleri Fransızlar tarafından taşındı. Müttefiklerin en azından lojistik konuda ciddi bir desteği olduğunu söyleyebiliriz. Yani Karadeniz üzerinden gelenler genelde Beyaz Ordu birlikleri ve onların aileleri ya da onlara ideolojik olarak çok yakın olan, işte Denikin ve Wrangel Güney'i yönettiği esnada onların kurduğu o geçici hükümette yer alan insanlar Fransız gemileriyle geldiler. Ama bunun dışında tabii yollar da vardı. Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yapanlar, Doğu Karadeniz'e giriş yapanlar olduğunu da biliyoruz. Karayolu üzerinden İran'a gidenler olduğunu biliyoruz. Yani bu insanların bir kısmı da aslında günümüzde gördüğümüz manzaralardan çok farklı olmayan şekilde muhtemelen kendi sınırlı imkanlarıyla gidenler, başka ülkelere gidenler de oldu. Onun dışında Baltık ülkeleri üzerinden Avrupa'ya gidenler oldu. Yani General Yudenich'ten bahsetmiştim. Baltık ülkeleri üzerinden Kızıl Ordu ile savaşan beyaz komutan. Mesela Yudenich'in birlikleriyle birlikte batıya çekilenler oldu. Onun dışında Almanya üzerinden, tabii bu esnada 1917'de Almanya ile savaş devam ediyordu. Alman savaş esirleri de, Almanya'nın savaş esiri olarak tuttuğu insanlar da vardı, Ruslar da vardı. Bu savaş esirlerinin bir kısmı da batıda kaldı, Almanya başta olmak üzere. Ve karayolu üzerinden Almanya'ya ve Almanya üzerinden diğer Avrupa şehirlerine gidenler de oldu. Bu insanların iaşesi nasıl sağlandı? Tabii bu Avrupa'ya karayolu üzerinden gidenlerin birçoğu aslında kendi sınırlı imkanlarıyla gittiler. Onu söylemem lazım.
Onun dışında mülteciler için bir takım yardım kampanyaları dünyanın pek çok yerinde yapılmaya başlandı. Bunları şöyle birkaç başlık altında söyleyeyim. Öncelikle Rusların kendi yardım kuruluşları ve kendi faaliyetleri var. Özellikle Rus Kızıl Haçı ve Zemgor denilen Zemstvolar Birliği, yani Rusya'nın çeşitli sanayicilerinin, önde gelen işte iş adamlarının başını çektiği Zemgor Birliği'nin yardım faaliyetleri oldu. Zemgor, yani işte İAŞ vesaire sağlamak, kampta kalan mültecilere işte yiyecek yardımı yapmanın dışında mesela iş bulma ofisleri açarak mültecilerin iş bulmasına da yardımcı oldu. Bunun dışında yine kendi araştırmalarımda da gördüğüm bir şey bu. Yani bireysel ülkelerin, mültecilerin gittiği bireysel ülkelerin hükümetlerinin de bazı yardım faaliyetleri var. Kendi çaplarında, imkanları yettiği ölçüde. Tabii şunu da hatırlamamız lazım. Bu mülteci akını olduğu esnada İstanbul işgal altındaydı. 1919-20-21'de gerçekleşen bir mülteci akınından bahsediyoruz. Bu esnada İstanbul zaten işgal altındaydı. Dolayısıyla İstanbul'daki yardım faaliyetlerini de yine İstanbul'u işgal eden müttefikler genelde yürüttüler. Ama en önemli, yani bütün dünyada belki mültecilere yardımı en çok örgütleyen güç Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında uluslararası siyasette en görünür olmaya başladığı, büyük bir güç olarak ortaya çıkmaya başladığı bir dönemde Birinci Dünya Savaşı sonrası. Amerikan Kızıl Haçı oldukça aktif olarak faaliyet yürütüyor. American Relief Administration, daha sonra iç savaştan sonraki kıtlıkta da zaten Sovyetler Birliği'ne yardımda bulunmuştu. Burada da görüyoruz ama özellikle Amerikan Kızıl Haçı çok çok aktif. Onun dışında bazı Amerikan dini cemaatler, özellikle Young Men's Christian Association, Young Women's Christian Association gibi bazı böyle evanjelik gruplar, evanjelik Amerikan gruplar okullar açıyorlar, işte yiyecek, içecek, battaniye, çadır, bu gibi imkanlar sağlıyorlar, atölyeler kuruyorlar, mültecilerin iş bulması için iş imkanları yaratıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden çok ciddi bir para akışı oldu mültecilere yönelik. Yani bu Türkiye'de özellikle böyle. Çünkü dediğim gibi Türkiye'de zaten bir güç boşluğu vardı ya, o esnada İstanbul'da. Yani en önemli İstanbul'daki mültecilere en önemli yardımı yapanlar Amerikalılar. Ama Avrupa'da da Amerikalılar çok aktifti. Bunun dışında bazı ülkelerin hükümetleri imkanları dahilinde yardımlarda bulundular. Yani mesela Yunanistan kendisi mübadelenin şokunu atlatamamışken, tabii ki Yunanistan'a pek fazla göçmen gitmediğini söylemem lazım. Yunanistan'ın göçmen kabul edecek bir durumu yoktu ama Yugoslavya'ya çok fazla Rus göçmen gitti. Çünkü Yugoslavya, iki savaş arası Yugoslavya Krallığı, özellikle bu İmparatorluk Rusyası'na ideolojik olarak da yakın bir siyasi çizgideydi. Yugoslav hükümeti işte eğitim vesaire gibi konularda çok destek oldu. Çekoslovak hükümeti Tomáš Garrigue Masaryk Cumhurbaşkanı iken özellikle eğitim alanında mültecilere çok destek oldu. Özel Ruskaya Aksiya diye bir yardım programı başladı 1922'de Çekoslovakya'da. Özellikle akademisyenlere, öğrencilere yönelik burslar sağlandı. Mesela Bulgaristan'da pek bu kadar ciddi bir yardım olmadı. Bulgaristan mültecilere biraz daha mesafeli davrandı. Ama Yugoslavya daha farklı. Yugoslavya daha fazla mülteciye ev sahipliği yaptı. Lojistik de dediğim gibi, askerler dediğiniz gibi kışlalarında, Gelibolu'daki askerler bir sene kışlalarında kaldılar. Ordunun büyük bir kısmı Gelibolu'daydı. Daha küçük birlikler Çatalca'da, Limni'de ve çok çok küçük bir birlikte Bizerte'ye gitmişti. Bunlar kışlalarındaydılar. Bunlar da az önce bahsettiğim grupların desteğiyle orada faaliyetlerini sürdürdüler. Ama tabii o bir senenin sonunda yabancı bir ülkede bir ordunun varlığı tuhaf kaçmaya başladı ve Fransızlar için, İngilizler için bir ekonomik yüke dönüştü Beyaz Ordu birlikleri ve bu Beyaz Ordu birliklerinden kalanlar değişik Avrupa ülkelerine, Güney Amerika'ya gitmeye biraz da mecbur bırakıldılar. Bir kısmı tarım kolonileri kurdu gittikleri yerlerde. Yani Yugoslavya'ya gidip tarım kolonisi kuranlar var. Fransa'nın güneyinde tarım kolonisi kuranlar var. Paraguay'da, Brezilya'da, Arjantin'de tarım kolonileri kuranlar oldu. Yani hikayesi çok farklı şekilde seyredenler oldu. Ama dediğiniz mülteci kampları da en azından bu göçün ilk yaşandığı ülkelerde mülteci kampları da kuruldu ve
dediğim grupların özellikle desteğiyle iaşeleri sağlandı. Hocam belki Türkiye'yi biraz ayrıca açsak iyi olabilir. Yani Türkiye üzerine sizin ayrıca sohbetleriniz var gerçi, merak edenler dinleyebilir ama gene de yani bu Beyaz Rus meselesi, Türkiye'ye gelenler biliyorsunuz son Türkiye'deki göçmen meseleleriyle ara sıra gündeme de geliyor. Türkiye'de nasıl bir tecrübe yaşadılar, ne kadar süre kaldılar, onu kısaca açıklarsak sonra... Ve kamuoyunun tepkisi nasıl, yani Türk kamuoyu, işte İstanbul'daki herhangi gazeteler vesaire nasıl yaklaştılar, bunu da açıklarsanız. Kısaca söyleyeyim, acımayla başladı, sonra bunlar ne zaman gidecek hissiyatıyla devam etti. Yani ilk başta müthiş bir acıma, çünkü böyle perperişan vaziyette geldiler insanlar ve tabii İstanbul zaten daha Balkan Savaşı'nın mültecileri İstanbul sokaklarında dolaşırken, yani çok ağır bir kanlı bir savaşı ancak atlatmışken İstanbul'a böyle bir mülteci yakınının geldiğini düşünün. İstanbul'da iş yoktu zaten, yerliler için iş yoktu. Yani yerli halkın dolayısıyla ilgisi karışık oldu. Yani işte maaşları düşürmeleri mesela bir eleştiri konusu olarak o benim dikkatimi çekmişti. Tabii gelen mülteciler Bolşevik karşıtı olduğu için mesela İstanbul'da grev örgütlemeye çalışan İstanbullu işçiler bu beyaz işçilerden pek memnun değiller. Çünkü hem maaşları, yani maaşları aşağı çekmelerinden endişe ediyorlar, hem de grev kırıcı olarak kullanılmalarından endişe ediyorlar. Böylesi gerilimler olduğunu da aslında fark etmiştim. Türkiye'ye gelen mültecilerin önemli bir kısmı dediğim gibi çok uzun süre kalmadı, çünkü çok geniş imkanlar yoktu her şeyden önce. İkincisi, bu gelen mülteciler içerisinde sanat siyaset hayatında aktif olarak yer alanlar için Türkiye çok cazip bir yer değildi. Faaliyetlerini sürdürmeleri açısından çok cazip bir yer değildi. Özellikle daha böyle eğitim seviyesi yüksek, siyasi angajmanı olan mültecilerin Paris, Berlin gibi şehirlerde daha fazla networkleri olduğu için öyle merkezleri tercih ettiler. İki Dünya Savaşı arası dönemde Rus mültecilerin en önemli merkezi Paris'ti tartışmasız. Önce Berlin, çünkü Berlin ilk başta çok ucuzdu enflasyondan ötürü. Berlin'i tercih ettiler bu nedenle. Alman ekonomisi biraz toparlanmaya başlayınca Paris'e, Berlin'den de göçler oldu. Yani en çok gazetenin, derginin çıktığı, en çok kültürel faaliyetin yürütüldüğü yer Paris. Türkiye'de kalanlar da oldu. Aslında Türkiye'de kaç kişi kaldı, bunun sayısını tespit etmek de pek kolay değil. Çünkü benim araştırmamda gördüğüm ilginç bir şey, kalanların pek çoğu Türkçe isimler alıp Müslüman ihtida etmiş. Müslüman olan çok fazla Rusya mültecisi var. Yani bunların tam dini kökenini, etnik kökenini de her zaman tespit etmek mümkün değil, ama o ihtida hikayesi arşivde karşımıza çok çıkıyor. Bir kere ihtida ettikten sonra da artık o insan Beyaz Rus olarak adlandırılmıyor. Dolayısıyla hikayesini artık arşivde takip edemez oluyoruz. Yani kaç kişi kaldı? Birkaç bin kişi kalmış olabilir. En son 1936'da 1000'e yakın kişiye vatandaşlık verildiğini biliyoruz. Bunun öncesinde de parça parça vatandaşlık alanlar var. Yani dolayısıyla en azından birkaç bin kişi vatandaşlık alıp Türkiye'de kalmış olmalı herhalde. Ama dediğim gibi o sayıları takip etmek çok da kolay değil. Türkiye'de kalanlara dair bir başka bir şey, başka söylemek istediğim şey. Yani aslında bugünkü mülteci hareketleriyle benzerlikler olmakla beraber çok farklı tarafları da var. Dediğim gibi şehirli profesyonel eğitim seviyesi çok yüksek bir grup bu göç edenler. Ve Türkiye'de kalanların pek çoğu da ekonomiye, ulusal ekonomiye katkıda bulunan insanlar. Çok fazla mühendis gördüm ben mesela. Yani işte şu işte beyaz Ruslardan bilmem şu mühendise çalışma izni verilsin ama işte sanatını, işini Türklere de öğretsin gibi böyle arşiv belgelerini çokça görüyoruz. Yani bir bilgi transferi de sağlıyor aslında bu gruplar. İhtiyaç duyulan bir iş gücü eksikliğini de dolduracak potansiyeli, kültürel sermayeye sahip insanlar gelenler. Bunu da vurgulamak lazım. Ama şunu da söyleyeyim, Avrupa'da da herkes kucak açmıyor. Çünkü Avrupa ekonomisi de çok iyi durumda değil 1920'lerde. Mesela Fransa çok fazla göçmene ev sahipliği yapıyor. Ama bu göçmenler işte madenlerde çalışıyorlar. Renault fabrikalarında çalışıyorlar pek çoğu. Fakat daha sonra Fransız ekonomisi de 1930'larda darboğaza girince Fransız halkı da göçmen karşıtı hale gelmeye başlıyor. Aynı örüntüyü başka yerlerde de görmek olası. Hocam isterseniz sürgündekilerin bu gittikleri toplumdaki bıraktıkları kültürel ve siyasi etkileri ve onların faaliyetlerine değinebiliriz.
Yani sonuçta Fransa'ya giden önemli bir topluluktan bahsettik. Bunlar bir politik hareket, yani ya Rusya'ya geri dönme bağlamında olabilir ya da Rus kültürünü bulundukları toplumla sürdürebilme açısından olabilir. Ne tür politik ya da kültürel bir etkinlikte bulundular ve herhangi bir etkileri ya da kalıcı bir etkileri ya da siyaseti dönüştüren ya da yani herhangi bir etkide bulunan bir şeyleri oldu mu, faaliyetleri oldu mu Fransa'da ya da Amerika'da örneğin? Prag, Prag senin için daha ilginç oluyor. Prag'a da soralım. Prag'da önemli bir merkez Prag değil da mi? çok önemli bir merkez, Evet. evet. Bu soruyu çok çok uzun cevaplayabilirim. Şimdi öncelikle kültürel faaliyetlerle siyasi faaliyetleri ayıralım birbirinden. İsterseniz ikisini iki ayrı şekilde inceleyelim. Kültürel faaliyetlerle başlayayım. Çünkü aslında bu Rusya mültecilerinin en kayda değer katkıları kültürel alanda oldu. Siyasi faaliyetleri yani aslında açık söylemek gerekirse biraz acınası, böyle gerçeklikten kopuk, ayakları yere basmayan, kaybedilen bir ülkeye ağıtlar şeklinde. Yani pek vizyon kazandıracak siyasi faaliyetleri olduğunu çok söyleyemeyiz. Çok da parçalı. Kültürel faaliyetleri ama öyle değil. Yani aslında imparatorluğun son yılları, yani Rusya İmparatorluğu 19. yüzyılda kültürel üretim açısından Avrupa'yı yakalamış ve hatta geçmiş durumdaydı biliyorsunuz. İmparatorluğun son yıllarında da edebiyatta, resimde, şiirde, yani imparatorluk artık Rusya kültürü Avrupa'nın geri kalanına neredeyse örnek teşkil edecek şekildeydi. Rus şiirinin gümüş çağı olarak anılan bir dönem yaşanıyordu imparatorluğun son yıllarında. Bu gümüş çağ devrimde sekteye uğradı. Gümüş çağ edebiyatı temsilcilerinin bir kısmı Rusya'da kaldı, bir kısmı Avrupa'ya sürgüne gitti. Mesela Marina Tsvetaeva gibi çok ünlü şairlerin bir kısmı sürgünde faaliyetlerini sürdürdüler. Bazı önemli edebiyatçılar Avrupa'ya gidip gelmeye devam ettiler. 1920'lerde yeni ekonomi politikası yürürlükteyken hala Sovyetler Birliği henüz sınırlarını o kadar kapatmamışken sürgündeki entelektüeller ve Sovyetler Birliği'ndeki entelektüeller arasındaki temaslar hala devam ediyordu ve bu temasların en çok devam ettiği yer de Berlin. Çünkü sınıra yakın. İşte Gorki mesela Berlin'e gidip geliyordu. Andrei Bely İşte Berlin'e gidip geliyordu, Sergei Yesenin gibi isimler. Orada sürgündeki insanlarla temas ediyorlardı ve işte mesela modernist edebiyatın, resmin vesairenin şahlandığı bir dönem oldu bir taraftan. Yani Vladimir Nabokov gibi çok ünlü bazı yazarlar sürgünde eserler verdiler. Tabii Vladimir Nabokov ikinci kuşak. Onun dışında Ivan Bunin, işte Nobel ödülü alan birinci kuşak sürgünlerden önemli bir yazar. Özellikle edebiyat sürgündeki entelektüellerin kendilerini gösterdiği bir alan oldu. Aslında İmparatorluk Rus tarihine aşina olanlar bilirler. İmparatorluk Rusya'sında Krujok denilen işte bir grup entelektüelin, bir grup arkadaşın bir araya geldiği işte böyle gruplar vardı. Bu gruplar İmparatorluk Rusya'sının entelektüel tarihine damga vuran gruplar. Bunlar hem siyasi meseleleri tartışıyorlar, felsefi meseleleri tartışıyorlar. Sürgünde de bu Krujok geleneği devam etti. Bir takım kişiler etrafında, işte çeşitli edebiyat grupları, teolojik meseleleri tartışan, felsefi meseleleri tartışan gruplar ortaya çıktı. Edebiyat açısından hakikaten çok canlı. Yani sürgündeki Rus entelektüelleri sadece Rusya kültürü açısından değil, dünya edebiyatına katkıda bulunacak eserler ürettiler. Şunu da söylemem lazım. Benim bu kendi okuduğum şeylerde, gazetelerde de çok sık karşıma çıkıyor. Sürgün tecrübesi insan tabii çok travmatik. Yani kendinizi bir anda yabancısı olduğunuz bir ülkede buluyorsunuz. Ana vatanınıza gitmeniz mümkün değil. Rus kültürünü korumak sürgündekiler için inanılmaz önemli bir şey. Yani Rusya nedir? Rus kültürü nedir? Biz çocuklarımızı nasıl bu yabancı ortamda Rus olarak yetiştirebiliriz? Bu inanılmaz şekilde kafa yordukları bir şey. Yani Rus okulları mesela kuruluyor ama yani birçok ülkede o Rus okulları çok uzun süre varlıklarını sürdüremiyor. Çünkü bir süre sonra o okula gönderecek kadar çocuk yok, ekonomik sorunlar vesaire. Gitgide yeni nesiller daha entegre oluyorlar yaşadıkları ülkeye. Ama yani entegre oluyorlar ama Rusçayı unutmasınlar, Rus kimliğini unutmasınlar. Bu çok vurgulanan bir şey. Yani mesela sürgünde çıkan bir adet Rus Kültür Günü, Puşkin'in doğduğu günü bütün dünyanın dört bir tarafındaki sürgünler
işte Rus Kültür Günü olarak kutlamaya başlıyorlar. Pushkin zaten çok önemli bir figür ama sürgünde daha da önemli bir figür haline geliyor. Mesela Gelibolu'daki askerler arasında görmüştüm. Askerlere ne istersiniz diye soruyorlar. Lermontov isteriz, Pushkin isteriz falan diyorlar. Yani hani sürgünde olmak o Rus kültürüne, edebiyatın tabii Rus kültüründe inanılmaz önemli bir yeri var biliyorsunuz. Yani o kimliği korumak açısından çok çok vurgu yapılan bir şey. Yani evet işte resim de aynı şekilde önemli sürgünde ama edebiyatın özellikle çok önemli bir yeri var. Çünkü kimliği korumanın en önemli aracı olarak görülüyor ve Rusça yazmaya da devam ediyorlar. Kalın dergiler denilen şeyler vardır. Yine İmparatorluk Rusyası'nı bilenler aşinadırlar. Bu kalın dergilerde işte felsefeyle, edebiyatla vesaire birçok konuyla ilgili makaleler yayınlanır. Kalın dergiler yayınlanmaya devam ediliyor sürgünde. İşte birçok edebiyat eseri bu kalın dergilerde ya da çeşitli gazetelerde tefrika ediliyor. Böyle inanılmaz canlı bir kültürel hayat var. Akademik kültürel hayat derken akademik hayat için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü sürgüne gidenlerin arasında çok önemli akademisyenler vardı. Kendi araştırma konumla bağlantılı olarak çok önemli tarihçilerden bahsedebilirim. Bunların önemli bir kısmı dediğim gibi Prag'a gitti. Maşarik hükümetinin desteği sayesinde. Prag'da bir Rus üniversitesi kuruldu. Yani Rusça eğitim yapan, o İmparatorluk Rusyası'nın geleneğini sürdüren bir Rus üniversitesi. Ümit şuydu, Bolşevikler birkaç yıldan fazla dayanamaz. Bolşevikler yıkılınca bütün bu işte Prag'da yetişen bu yeni nesiller, bu akademisyenler, bu uzmanlar Rusya'nın yeni elitleri olurlar gibi bir ümit vardı. Ama Bolşevikler gitmedi. Bolşevikler gitmeyince 30'larda Çekoslovakya'nın Ruslara para vermeye de pek gönlü olmamaya başladı. Çünkü yani büyük buhran, Ruslar da bir yere gitmiyor. Kalabalık bir mülteci var, şeyi var zaten ülkede. Gitgide Çekoslovak hükümeti de musluğu kesmeye başladı. Ama tabii mesela Prag'daki yani Çekoslovak üniversitelerinde de ders verdi bu akademisyenlerin bir kısmı. Yani aklıma gelen en önemli örnek mesela Nikodim Kondakov. Yani dünyanın en önemli Bizans tarihçilerinden biri Kondakov. Kondakov'un öğrencileri bir Kondakov Enstitüsü kurdular. İşte Ostrogorski gibi çok ünlü Bizans tarihçileri burada yetişti. George Vernadsky'nin yolu Prag'dan geçti. Ryazanovski, yine yani Rusya tarihini bilenler bilirler, Mançurya'ya önce gitti. Mançurya'dan işte Amerika'ya yerleşti. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden akademisyenler oldu. Birçoğu Bizans tarihçisi. Kısa vadede bu insanlar böyle bir akademik Rusya çalışmaları geleneği oluşturamadılar. Ama özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sürgünün sonraki halkaları, sonraki nesiller bir Rusya çalışmaları geleneğinin oluşmasını özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde sağladılar. Yani kültürel ve akademik açıdan sürgünün çok önemli bir sonucu oldu. Tabii işin bir de teolojik tartışmalar var. Sürgündeki kilise var. Kilise sayesinde Ortodoks teolojisi üzerine çok yeni tartışmalar, inovatif tartışmalar yapıldı. O da ayrı bir belki başlık olarak tartışılabilir. Siyasi faaliyetlerini de, yani dediğim gibi o kadar uzun bir soru ki elimden geldiğince kısa cevaplamaya çalışıyorum. Siyasi faaliyetleri şöyle, az önce de söylediğim gibi sürgündeki Rusların hepsi böyle beyaz orduya adanmış değildi. İçlerinde Menşevikler var, eserler var, liberaller var. Bu liberallerin bir kısmı beyazlarla işbirliği yapmış, bir kısmı yapmamış. Bir kısmı daha sonra monarşizme kayıyor, bir kısmı monarşizme kesinlikle karşı. Sürgündeki en etkili gazetelerden biri Paris'te çıkan, Rus liberalizmin babası olarak bildiğimiz Pavel Milyukov'un çıkardığı Posledniye Novosti gazetesi. Bunun dışında da devrimci gazeteler var Berlin'de, Prag'da, Riga'da çıkan. Ama onun dışında tabii bir de monarşistler, muhafazakarlar var. Özellikle Beyaz Ordu komutanlarının başını çektiği. Bunların kurduğu mesela bir Obshchevoinsky Soyuz, yani işte bütün Rus askeri birliği diyeyim, diye bir örgüt var. Rus askeri birliği Wrangel tarafından kuruluyor. Siyasi programı belirsiz. Çünkü Beyaz Ordu'nun da aslında iç savaş sırasında siyasi programı belirsizdi. Tam olarak nasıl bir Rusya kurmak istediklerini anlamanız pek mümkün değil. Monarşist bile değiller. Yani hani Rusya'yı Bolşeviklerden temizleyeceğiz diyorlar ama sonra yerine ne koyacaklar? Monarşi mi? Bunların hepsi belirsiz. Böyle bir yapı var.
Bir de daha özellikle genç nesillerin başını çektiği bazı yeni sağ hareketler var. Sürgünde ortaya çıkan, sürgün koşullarında ortaya çıkan sağ hareketler var. Bunlar işte bu Rus askeri birliği gibi beyaz generallerin hareketlerini gençlere hitap etmeyen eski moda hareket olarak görüyorlar. Ve Sovyetler Birliği'ni bir fakt olarak kabul ediyorlar. Sovyetler Birliği bir fakt, bununla nasıl başa çıkabiliriz sorusuyla biraz aslında yola çıkıyorlar. Burada özellikle bahsetmek istediğim bir iki grup var. Çünkü şu açıdan önemli bu gruplar. Yani bu sürgündeki aşırı sağ hareketler, özellikle bu beyaz ordu dışındaki sağ hareketler günümüz Rusyası açısından da önemli, önemsiz değil. Mesela Avrasyacılar. Avrasyacılar 1920'lerde, 30'larda gitgide sönümleniyorlar ama Nikolay Trubetskoy önderliğinde ortaya çıkan bir siyasi hareket. Sovyetler Birliği'ni Rusya tarihinin doğal bir sonucu, doğal bir uzantısı olarak görüyorlar. Yani kabulleniyorlar Sovyetler Birliği'ni. Bu Avrasya denilen coğrafyanın kültürel, siyasi olarak bütünlüklü bir parça olduğunu ve işte İskitler olsun, Moğollar olsun, Rusya İmparatorluğu ya da Sovyetler Birliği olsun hep böyle merkezi bir devlet tarafından yönetildiğini düşünüyorlar. Özellikle işte içlerinde dil bilimciler var, müzikologlar var vesaire, böyle bir grup Avrasyacılar. Avrasyacılar şu açıdan önemli, bu klasik Avrasyacıların teorileri 90'lardan sonra özellikle Rusya'da aşırı sağcı Alexander Dugin gibi kişiler tarafından yeni bir bağlamda tekrar ısıtılıp gündeme getirildi. Onun dışında mesela Mladá Rossy diye bir grup var. Bunlar böyle korporatist monarşiyi savunuyorlar ama monarşinin de yenilenmesi gerektiğini düşünüyorlar. Sınıflar arası mücadele yerine sınıflar arası ahengin hüküm süreceği, daha sınıfsız bir Rusya İmparatorluğu'nun ihya edilmesini istiyorlar. Onun dışında Smenov ve Hoftsy diye bir grup var. Bunlar bir çeşit yine korporatist ama bunlar monarşiye de karşı bir grup. Bu grupların bir kısmı Sovyet hükümeti tarafından destekleniyor bu arada. Böyle ilginç bir bilgiyi de paylaşmam lazım. Mesela Mladá Rossy hareketi, Smenov ve Hoftsy hareketinin önderleri Sovyet temsilcileriyle, Sovyet diplomatlarıyla falan görülüyorlar Paris'te. Hatta bazı dergileri bizzat Sovyetler Birliği finanse ediyor. Yani sürgündeki hareketler üzerinde Sovyet hükümetinin de aslında bir çeşit bir yandan etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu hareketlerin ilerleyen yıllarda, 30'larda bazıları Nazi rejimiyle işbirliği yoluna gittiler. Bazıları da Sovyetler Birliği'nin tarafını seçmeyi tercih ettiler. Bir de böyle bir ayrışma oldu. Yani o aslında sürgündeki Rus siyasi partileri üzerine yapılmış çalışmalar var ama daha çok çalışma yapılabilecek bir konu. Şu açıdan da ilginç. Bugün mesela ya Putin zaman zaman sürgündeki bu aşırı sağ Nazi işbirlikçisi insanlara referans yapıyor. Mesela Ivan Ilyin diye bir karakter var. İşte 1922'de Sovyet hükümeti bir grup akademisyeni, entelektüeli sürüyor Sovyetler Birliği'nden. Ilyin de bu sürülenlerden. Ilyin monarşist, ortodoksluğa aşırı vurgu yapıyor. 1930'larda Nazizmin yükselişini sevinçle karşılıyor fakat Nazilerin Slavları aşağı görmesinden tabii ki muzdarip. Bu yüzden Gestapo ile arası açılıyor ve İsviçre'ye sürülüyor. Ivan Ilyin zaman zaman Putin'in referans yaptığı birisi. Yani sürgündeki bu aşırı sağ karakterler bizim için o açıdan önemli. Ya da General Anton Denikin mesela Putin'in zaman zaman referans verdiği birisi. Güncel siyasete bağlamak için de şunu söylemek istiyorum. Tabii sürgündeki Rus siyasi partilerinden bahsettim ama bütün bu farklı siyasi grupları imparatorluğun azınlıkları için de düşünün. Yani sürgünde birçok Ukrayin de var mesela. Ukrayinler de kendi aralarında siyasi olarak bu kadar bölünmüş. Yani bir de hani dolayısıyla bu gruplar mesela Ukraynlilere nasıl bakıyorlar? İmparatorluğun çok uluslu yapısına nasıl bakıyorlar? Yahudilere nasıl bakıyorlar? Böyle sorular da çıkıyor karşımıza. Burada da aslında hala araştırılmayı bekleyen çok ilginç meseleler var. Yani bu Ukrayna meselesi apayrı tartışılabilecek bir konu. Hocam buradan şeye bağlayabilir miyiz? Yani Nazilere destek veren bazı Ruslardan bahsettiniz. Bu dönem bir anlamda dünyada ilk defa bir enternasyonel sağ anlayışının da doğduğu
bir dönem olarak niteleyebilir miyiz? Bu Ruslar çeşitli faşist hareketler içerisinde de etkin rol oynadılar mı emin değilim ama çeşitli faşist hareketlerle bağları var sanırım. Sadece Nazilerle de değil. Kesinlikle. Bu enternasyonel sağ meselesine nasıl yorumlarsınız? Ya evet, hani enternasyonel siyasi hareketler deyince aklımıza sadece sol hareketler geliyor ama sağ hareketler de günümüzde bunu görüyoruz aslında örneklerini ama dediğiniz gibi İki Dünya Savaşı arası dönemde bu Rus mültecilerin aşırı sağ grupları enternasyonel bir sağ hareket içerisinde kendilerini buldular. Mesela Franco saflarında iç savaşa katılanlar oldu. İspanya iç savaşına katılanlar oldu. Sayıları muhtemelen çok fazla değil. 100 ila 200 kişinin katıldığı düşünülüyor. Ve pek de etkin bir rol oynamadıklarını söylememiz lazım. Çünkü ya dediğim gibi bu aşırı sağ grupların kafalarındaki her şey çok muğlak. Yani Rusya'yı Bolşeviklerden temizlemek istiyorlar. Antisemitik bir kısmı, bir kısmı değil, bir kısmı çok monarşist, bir kısmı değil. Bolşeviklerden temizleyince yerine ne gelecek onu da bilmiyorlar. Yani sürekli bir Batı karşıtlığı, mesela çok güçlü bir söylemde Batı karşıtlığı. Avrupa'da yaşıyorlar ama müthiş şekilde Batı karşıtı bunlar. Çünkü sırtlarından bıçaklanmış hissediyorlar. Yani biz müttefiktik ama İngiltere, Fransa bizi yalnız bıraktı. İşte bunların demokratik gelenekleri böyle, bizi yalnız bıraktı. Kutsal Rusya ortadan kalktı. Yani biz Rus, yani şöyle ifadeleri çok gördüm mesela. Rusya bir kere Moğollardan korudu Avrupalıları, bir kere Bolşeviklerden korudu. Hazreti İsa gibi kendini çarmıha gerip duruyor Rusya ve Avrupalılar bunun kıymetini bilmiyorlar. Hep böyle bir Avrupa karşıtlığı var. Bu Avrupa karşıtlığıyla da aslında bağlantılı bir şekilde Avrupa'da çıkan faşist hareketlere sempatiyle yaklaşan muhafazakarlar çokça. İşte mesela Paris merkezli özellikle kilise, Rusya sürgündeki Rusya kilisesi özellikle Paris'te güçleniyor. Ve kilisenin kendi yayın organlarına baktığımız zaman Franco'nun yükselişine sempatiyle baktıklarını görüyoruz. Dediğim gibi aktif olarak İspanya'ya gidenler de var. Bayağı önemsiz askeri roller bu arada benimsiyorlar. Yani adam general Rusya'da ama düz asker olarak savaşıyor İspanya'da ve çok hayal kırıklığına uğruyorlar. Yani çünkü bunlar zannediyorlar ki biz burada general olacağız, burada birliğimizi kuracağız, İspanya'dan Rusya'ya hoplayıp Bolşevikleri alt edeceğiz. Bu kadar gerçekten gerçeklikten kopuklar. Ya da işte Nazilerle işbirliği yapacağız. Sonra biz Rusya'da kendi düzenimizi kuracağız. Ya Naziler sizi aşağı bir grup olarak görüyor, Slavsınız. Hani o gerçekliği böyle biraz anlıyorlar, biraz anlayamıyorlar. Mussolini hayranlığı çok fazla. Hatta Cumhuriyet gazetesinde 34'ten galiba 1934'ten 35'ten bir gazete haberi görmüştüm. Bir grup böyle beyaz Rus Mussolini'ye teklifte bulunmuşlar. Biz sizin saflarınızla savaşalım, Etiyopya'da yeni bir Rusya kurulsun bunun karşılığında. Ya böyle şeyler de var. Dolayısıyla evet, yani böyle hem Nazi Almanya'sında hem işte İspanya'da ya da işte Mussolini'nin yanında yer alanlar var. Ama önemli roller üstlenemiyorlar. İsteseler de üstlenemiyorlar. Tabii İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi işgali altında bir Rus özgürlük ordusu kuruyor Naziler. Ama bu sadece ismi olan bir ordu. Uzun süre askeri bile yok. Ancak savaşın sonlarına doğru işte askerleri olan gerçek bir orduya dönüşüyor. Sadece bir kere Kızıl Ordu'ya karşı savaşıyorlar. Onda da başarısız oluyorlar. Yani çünkü aslında Nazilerde ciddi bir güç, bir irade vermek istemiyor bu oluşumlara. Yani öyle bir aslında iktidar çatışması da var faşist gruplarla aralarında. Bu arada Japon, Mançurya'da Japonların himayesi altında bir faşist parti kuruluyor, Rus Faşist Partisi. Mançurya'da da Kızıl Ordu'ya karşı savaşan beyaz Ruslar var. Bu faşist partinin bir ayağı Amerika Birleşik Devletleri'nde ama faşist parti bile ikiye bölünmüş durumda. Yahudilere ne yapılacağı konusunda anlaşamıyorlar. Amerika'dakiler antisemitizmi o kadar benimsemiyor ama Mançurya'dakiler aşırı derecede antisemitik. Yani dolayısıyla o sağ hareketler de aslında iç savaşta beyazlar bu yüzden kaybetmişti. Çünkü bir kere bir siyasi programları yoktu. Kitlelere vaat ettikleri bir şey yoktu. Yani iç savaşa geri dönecek olursak, Bolşeviklerin öyle ya da böyle çok net bir siyasi programları vardı. Köylüye toprak, azınlıklara sert determinasyon, savaşa son. Beyazların vaat ettiği şey güçlü monarşi. Yani köylü olsanız bu propaganda sizi pek cezbetmez, işçi olsanız da cezbetmez. Aynı iç savaştaki belirsizlik sürgünde de devam etti. Yani geçmişe bir özlem duyuyorlar, geçmişteki imtiyazlı hayatlarına özlem duyuyordu bu insanlar. Tamam, geçmişe dönülsün, Bolşevikler gitsin ama yerine ne gelecek o belli değil.
Onun dışında Nazilerle işbirliği yapanlardan bahsettim ama bu bütün aşırı muhafazakar, aşırı sağ grupların Nazilerle işbirliği yaptığını da düşünmek yanlış olur. Hatta belki de şunu söyleyebiliriz, yani burada sayıları tespit etmek hakikaten zor ama Nazilere sempati duymakla beraber Nazi işbirlikçisi olmayanların sayısının daha fazla olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü mesela General Anton Denikin son derece antisemit, son derece muhafazakar bir adam ama Nazilerle işbirliği yapılmasına kesinlikle karşıydı. Naziler kendisine yaklaşıyorlar aslında bu amaçla ve Denikin kesinlikle Rusya'ya karşı silah kaldırmayacağını söylüyor ve bunu yapanları da asla tasvip etmiyor. Denikin gibi başka pek çok aslında eski Beyaz Ordu subayı da İkinci Dünya Savaşı'nı görmüş olanların pek çoğu, yani hani Sovyetler Birliği'ni ya da Stalin'i sevmiyoruz, evet temsil ettikleri hiçbir şeyi sevmiyoruz ama Rusya'ya karşı silah kaldıramayız deyip Nazilerle işbirliğini reddedenler, Fransız direnişine katılanlar da aslında çokça. Yine diğer sol hareketlerden de tabii eski menşeviklerden, sosyalist devrimcilerden ya da liberallerden de Fransız direnişine katılanlar. Hatta toplama kamplarında hayatını kaybedenler de var. Bir tanesi meşhur yazar Vladimir Nabokov'un kardeşi Sergey toplama kampında hayatını kaybediyor. Barış'tan önce ben bir burada araya girmek istedim. Yani aslında bunların Sovyetler Birliği'ne bakışında da zaman içerisinde bir dönüşüm görüyor muyuz? Yani 1930'larla beraber Sovyetler Birliği'nin Rus kültürüne, Rus tarihine bakışında da Stalin'in altında bir dönüşüm var. O dönüşümle beraber bunların, yani vatan algısı, Bolşevik karşıtlığında da bir dönüşüm var mı? Yoksa Bolşevik karşıtlığı aynı şekilde, aynı sertlikte devam ediyor mu? Ve aynı sorudan devamlı aslında. Ben de buna benzer bir soru soracaktım. İkinci jenerasyonla, yani sonuçta o sürgünde doğan çocuklar da olacak. Bunların algılarında bir değişim var mı? Hem belki birinci nesilde, hem artık bu biraz daha entegre olmayan nesille beraber Sovyetler algısı veya Rusya algısı değişiyor mu? Böyle bir transformasyon görebiliyor muyuz? İkisi de var. Yani önce Volkan Hoca'nın sorusuna cevap vereyim. İkisi de var. Yani sürgünde mesela Milyukov diyelim, son derece Bolşevik karşıtı bir siyasetçi, işte liberal vesaire. Ama tabii Nazi işgaline de karşı Milyukov. En başından beri faşizme şiddetle karşı. Mesela Stalingrad muharebesi yapıldığında Milyukov hayatta ve müthiş seviniyor. Yani bazı liberaller hatta Sovyet elçiliğine giderek kadeh kaldırıyorlar Stalin'e diye. Bu da çok, hatta o dönem emigreler arasında tartışmaya da sebep oluyor. Yani savaş böyle bir şey yaratıyor. Özellikle savaş, İkinci Dünya Savaşı böyle bir şey yaratıyor. Yani tamam, Bolşeviklerden hoşlanmıyorlar ama neticede işgal altına uğrayan bizim vatanımız. Dolayısıyla her şart altında onu savunmalıyız diye düşünen de var. Bir de zaman geçtikçe Sovyetler Birliği'ni bir gerçek olarak kabul edenler de var. Yani ilk başta 20'lerin başında, yani bu Bolşevikler zaten ülkeyi yönetmeyi beceremez, biz er ya da geç döneceğiz. Yani Mark Rayef'in, meşhur tarihçi Mark Rayef'in bir benzetmesi var. Sürgündeki Ruslar çantaları kapıda hazır şekilde bekliyorlardı diyor. Yani her an dönmemiz gerekebilir. O yüzden pek entegre de olmuyorlar yaşadıkları toplumlara. Birçoğu vatandaşlık almıyor. Belki burada şundan da bahsetmek gerekir. Tabii bu göç, bu Rusya İmparatorluğu'ndan yaşanan göçler 20. yüzyılın en ilk büyük göç dalgası. Bu büyük göç dalgasına cevaben bir Milletler Cemiyeti bir Mülteciler Yüksek Komiserliği kurdu. Nansen önderliğinde, Norveçli Nansen. Ve bu vatansız kalan insanlara Nansen pasaportu denilen pasaportlar verildi. Nansen pasaportu kişilerin seyahat etmesini, iş bulmasını vesaire sağlıyordu. Mültecilerin bir kısmı ömürlerini bu Nansen pasaportuyla geçirdiler. Yani nasılsa biz Rusya'ya döneceğiz. Yaşadığımız ülkenin vatandaşı olmaya bile gerek yok. Yani döneceğiz, tekrar hayatımıza devam edeceğiz diye düşünüyorlardı ilk başta. Ya da bir kısmı vatandaş olmayı bir ihanet, ana vatanı bir ihanet olarak da görenler vardı. Ama tabii zaman geçtikçe, yani artık Bolşeviklerin belli ki bir yere gideceği yok. 30'lar geldi, Stalin dönemi, sınırlar iyice kapandı. Yani Sovyetler Birliği burada kalıyor, artık bir yere gitmeyecek. Bunu kabul edince tabii bu bakışı etkiledi. Bir kısmı daha da şiddetli bir şekilde Sovyet karşıtı oldu. Yani eski liberallerin bir kısmı daha da sağ, daha da muhafazakar bir çizgiye kayanlar oldu mesela. Ya da Menşeviklerin bir kısmının böyle bayağı sağ çizgiye kaydığını görüyoruz. Bunlar da var ama bununla birlikte az önce bahsettiğim işte mesela Avrasyacılar gibi, Simena ve Hoftsi hareketi gibi bazı gruplar, ki bunlar özellikle
yeni nesillerden, daha sizin de sorunuza cevaben, Barış Hoca'nın sorusuna cevaben, genelde genç nesiller, yani hani o sürgünde doğanlar ya da sürgünde büyüyenler Sovyetler Birliği'ni artık kabul edip Sovyet gerçeğini anlamak ve çalışmak gerektiğini düşünmeye başladılar. Yani Sovyetler Birliği bir yere gitmiyor. O zaman bizim onu anlamamız lazım. Evet, bir gün yıkılacak Sovyetler Birliği ve biz ülkemize geri döneceğiz ama o zamana kadar Sovyet gerçeğini anlamamız lazım ve Sovyetler Birliği'nin yaptığı bazı şeyleri de takdir etmeye başlıyor aslında bu gruplar. Yani mesela yine Nacionalna Trudovoy Soyuz diye bir grup var. Ulusal Emek Birliği diyelim, Milli Emek Birliği. Bu da yine korporatist bir yapı. Az önce bahsettiğim diğer aşırı sağ faşist hareketlerden farklı olarak bunlar aşırı derecede Sovyet karşıtı. Çünkü Sovyetler Birliği ile böyle uyum yakalamayı artık uman gruplar da var 30'larda. Yani bir şekilde Sovyetler Birliği ile işbirliği yapalım diyenler de var, Avrasyacılar gibi. Bir de kesinlikle mesela bu NTS dediğim Milli Emek Hareketi kesinlikle reddediyor Sovyetler Birliği'ni. Aşırı derecede komünizm karşıtı ama onun yerine önerdiği şey böyle korporatist, sınıfsız, bir çeşit cumhuriyet, monarşi de değil. Bu açıdan bakıldığında özellikle böyle Güney Avrupa'nın faşist hareketlerine, işte Salazar Portekiz'ine ya da işte Franco İspanya'sına, Mussolini İtalya'sına biraz benziyor önerdikleri hareket. Ama bir taraftan da Sovyet etkisi altında şekillenen bir şey aslında bu. Yani onların, bu insanların babaları, dedeleri böyle bir geleneksel Rusya hayal etmiyorlardı. Yani bu insanlar Ortodoksluğu mesela yapı taşı olarak görüyorlar. Geleneksel aile değerlerini vurguluyorlar, komünizm karşıtılar ama bütün bunları daha korporatist bir temelde yapıyorlar. Yani artık aynı şekilde geriye dönüş olmayacağını da bir taraftan kabul ediyorlar. Dolayısıyla bu açıdan da diasporadaki siyasi görüşleri bu açıdan da tek bir cümleyle özetlemek mümkün değil. Sovyetler Birliği'ne gitgide sempatiyle yaklaşanlar var, daha da düşman olanlar var. Bir de bir parantezle şundan bahsedeyim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tabii Avrupa yerle yeksan olunca Paris işgale uğradı, işte Rus mültecilerin en önemli merkeziydi. Bu insanların birçoğu tekrar sürgün yollarına düşmek durumunda kaldılar. Mesela Yugoslavya'da yaşayan Rusya mültecileri vardı. Buralar Kızıl Ordu tarafından işgal edilince ya da Prag'da yaşayan mülteciler. Prag işgal edilince tekrar yollara düşmek zorunda kaldılar. Kızıl Ordu'nun eline düşmekten çekiniyorlardı. Bu dönemde birçok insan Amerika Birleşik Devletleri'ne bu sefer göç etti ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında Rus mültecilerin en önemli merkezi bu sefer Amerika Birleşik Devletleri, özellikle New York olmaya başladı. Ve bu dönemde de yine CIA'nin de böyle işin içinde olduğu bir takım işte Rusya'yı özgürleştirme konferansları, Özgür Rusya konferansları, birlikleri, oluşumları İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde karşımıza çıkıyor. Bu dönem aynı zamanda Rusya çalışmalarının akademik alanda da güçlenmeye başladığı bir dönem ve hani yine bilenler bilirler, Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya çalışmalarında ikinci, üçüncü kuşak sürgün çocukları da oldukça önemli bir yer tutuyordu. Hocam siz neyi önemli görüyorsanız oradan devam edebiliriz. Benim aklıma şey geliyor, biraz bahsettiniz gerçi ilk işte bu komisyonların kurulmasından falan ama yani bu Rus diasporası, Rus göçü, göç tarihi, mülteci tarihinde nereye düşüyor? Biraz onu sormak istiyordum, biraz girdiniz. Belki biraz onu açabiliriz. Birinci Dünya Savaşı genel olarak bu tarz mevzularda bir dönüm noktası olarak ele alınıyor ama bugün çok dünyanın, yani sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli mevzusu göç ve mültecilerler baktığınız zaman. Bu grup yani bu göç tarihinde, mülteci tarihinde nereye düşüyor? Nasıl bir önem arz ediyor? Oradan belki devam edelim. Yani dediğim gibi özellikle mülteci kavramının kurumsallaşması açısından, uluslararası hukukta kabul edilmesi açısından çok önemli bu Rusya'dan göçler. Milletler Cemiyeti'ni bir işte mülteciler yüksek komiserliği kurmak mecburiyetinde bırakıyoruz. Tabii sadece Birinci Dünya Savaşı'nda mülteci durumuna düşenler sadece Rusya'dan gidenler değildi. Ama en kalabalık grup, yani 2 milyona yakın insandan söz ediyoruz. Dolayısıyla özellikle uluslararası hukuk terminolojisinin yerleşmesi açısından Rusya mültecileri çok önemli. Ama tarih yazımında, yani bu konuda yapılmış çok çalışma var. İngilizce de var, Fransızca çok var, Almanca, Rusça. Özellikle 90'lardan sonra Rusya'daki arşivlerin açılmasıyla, hatta daha da önce belki 80'lerin sonundan da itibaren
Bu konuda çok çalışma yapılmaya başlandı Rusya'da. Fakat tarih yazımında şöyle bir sorun var. Rusya mültecileriyle ilgili çalışmalar var ama hala yetersiz. Çünkü birincisi arşivler çok parça parça. Yani dünyanın çok farklı yerlerine dağılmış bir mülteci grubundan bahsediyoruz. Kapsamlı bir arşiv çalışması, yani Çekçe, İngilizce, Fransızca, Türkçe, Rusça bir sürü dili bilmeyi gerektiriyor. Birçok farklı ülkede araştırma yapmayı gerektiriyor. Bu da takdir edersiniz ki lojistik olarak oldukça zor. İkincisi, bu grupların çıkardığı gazetelerden, dergilerden vesaire bahsettim. Şahsi arşivler vesaire de var. Bu işte mültecilerin kurduğu dernekler var vesaire. Bu belgelerin birçoğu İkinci Dünya Savaşı'nda yok oldu. Yani ya mültecilerin yaşadığı yerler, ya Nazi işgaline uğradı, ya Kızıl Ordu işgaline uğradı, ya da ikisi birden ve yani birçoğu yok oldu. İnsanlar hiçbir şey alamadan tekrar evlerini terk etmek durumunda kaldılar. Dolayısıyla yani mesela kaç tane gazete çıkardı mülteciler, bunu bile bilmiyoruz. Bazı gazetelerin sadece adını biliyoruz ama hiçbir kopyası yok. Yani bunlar 30'larda falan basılmış gazeteler, çok çok eski değil ama yani yok olmuş şeyler çok fazla. Onun dışındaki arşivler de biraz parça parça. Yani en önemli arşivler tabii Rusya'da. Aslında Prag'da çok önemli bir arşiv var. Soğuk Savaş döneminde Rus mültecileri bizzat kendileri Prag'da bir tarih arşivi oluşturuyorlar. Daha sonra Çekoslovak hükümeti bu arşivi Sovyetler Birliği'ne hediye ediyor. Bugün Moskova'da bu arşiv. Onun dışında GARF, Rusya Federasyonu Devlet Arşivlerinde belgeler var. Amerika Birleşik Devletleri yine en önemli arşivlerin olduğu yerler. Bireysel mülteciler tarafından götürülen belgelerden oluşan arşivler var. Amerikan Kızıl Haç'ın belgeleri var. Ama onun dışında bireysel ülkelerin arşivlerine de bakmak lazım. Yani hikaye çok parçalı olduğu için bütünlüklü bir resim pek ortaya çıkamıyor. Bir de yani tarihçiler soru sorarken tabii sorduğumuz soru da bizim bakış açımızı belirliyor. Yani mesela Nazi işbirlikçilerine bakmak istiyorsak sadece Nazi işbirlikçilerini görebileceğimiz araştırmayı yapıyoruz. O zaman da öyle bir sonuç ortaya çıkıyor ki sanki sürgündeki herkes Nazi işbirlikçisiymiş gibi bir makale çıkabilir karşınıza. Ya da işte dediğim gibi zaten en başından bu insanları beyaz, monarşist, muhafazakar diye kodluyoruz hepsini. O şekilde anahtar sözcüklerle aradığınız zaman karşınıza sadece onlar çıkıyor. O zaman da hikayenin sadece sınırlı bir kısmını görüyoruz. Başka etnik grupların, mesela sürgündeki Ukraynalılar neler yaptı? Sürgündeki Kazan Tatarları, Kırım Tatarları, bu insanlar arasındaki irtibat nasıldı? Bütün bunları çok boyutlu bir şekilde araştırmak hakikaten zor. Benim gördüğüm kadarıyla da çok kapsamlı çalışmalar hala az bu alanda. Yani dolayısıyla dünya göç, yani dünyadaki mülteci tarihi, 20. yüzyılın mülteci hikayelerini tartıştığımız zaman evet yani bahsediliyor ama hak ettikleri önem verilerek bahsedildiğini düşünmüyorum. Yani bu çok önemli bir, aslında birçok ülkenin tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası. Ama işte göç tarihinden bahsederken genelde böyle geçerken anlatılıyor. Yani Türkiye, yani mütareke dönemin hikayelerinde de böyle geçerken anlatılıyor Rus mülteciler. İşte geldiler, biraz takıldılar, gittiler. Biraz takıldılar, caz bar açtılar, işte dans ettiler, plaj açtılar, sonra da gittiler gibi. Böyle çok stereotiplere indirgeniyor. Benim kısa bir sorum daha olacak. Şimdi Harbin'e bugün çok değinmedik, Mançurya. Bir de oraya aslında giden Beyaz Ruslar, Beyaz Ordu'dan çoğu kalanlar var. Sibirya tarafından, Kolçak Ordusu'ndan sanırım çoğunlukla oraya gidenler. Bir de zaten orada olanlar var. Gerçi neyse uzatmayayım. Şey, bunlar yalnız İkinci Dünya Savaşı sonraki, yani Stalin sonrası dönemde yavaş yavaş Sovyetler Birliği'ne dönenleri var. Yani ne kadar Bolşevik karşıtı olarak oraya yerleşselerdi. Bu Avrupa'ya giden Rus mülteciler arasında Sovyetler Birliği'ne geri dönen hiç var mı? Var. Yani hatta siyasi olarak aktif olanlardan da var Sovyetler Birliği'ne dönenler. Yazar çizerlerden de var. Yani mesela Ukraynalardan da var. Bağımsız Ukrayna Devlet Başkanı Mihail Hruşevski mesela dönüyor. Hani yani bir süre Paris'te sanırım sürgünde geçiriyor bir süreyi. Daha sonra yani sürgündeki Ukrayna hareketi de bu açıdan bölünüyor mesela. Sovyetler Birliği ile anlaşmalı mıyız, anlaşmamalı mıyız? Bir kısmı sürgünde kalıyor, bir kısmı dönüyor. Ama az sayıda, daha az sayıda, Harbin'dekilerin daha büyük bir kısmı dönüyor. Tabii bunun biraz pratik sebepleri de var bence. Yani dediğim gibi Avrupa'dakilerin birçoğu zaten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni bırakıp Rusya'ya
dönemlerde aklıma gelen örnek var mı diye düşünüyorum. Yani olabilir ama sayıları daha azdır. Dönemlerin kaderi ne oluyor? Yani 37'ye kadar döndülerse muhtemelen terörde ölmüşlerdir zaten ama evet. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemler yani kabul ediliyor mu Sovyet toplumunun içerisinde? Yani Avrupa'dan dönen zaten daha tek tük örnekler var. Onların da bireysel hikayeleri sanırım değişiklik gösteriyor ama dediğiniz gibi 30'lardan önce dönenler zaten yani 37, 38, 39'da hayatlarını kaybediyorlar. Harbin hikayesi çok farklı. Harbin'de zaten daha önce Ruslar çok fazla. Yani Harbin'e 1917'den 18'den sonra gidenler de var. Bir de Harbin'de Sovyet vatandaşları da var. Çünkü demiryolunun işletmesi devrimden sonra Bolşeviklere geçiyor ve demiryolunda çalışanlar Sovyet vatandaşı olmak durumunda kalıyorlar işlerini koruyabilmek için. Çeşitli teknik görevlerde çalışıp Harbin'e giden Sovyet vatandaşları da var. Harbin'de hem çok fazla Rus var hem de Sovyet vatandaşlarıyla beyazların yan yana yaşadığı çok ilginç bir yer Harbin. Beyazların okulları var, Sovyet okulları var. Bunlar böyle bazen çocuklar aynı okula beraber gidiyorlar. Laurie Manchester'ın yine bu konuda da makalesi var. Yani bu konudan çokça bahsediyor. Dediğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan önce de bu arada Harbin'den Sovyetler Birliği'ne dönenler var ama onların çoğu yani kulaklara falan gönderiliyor tabii. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hruşov döneminde gidenler de Kazakistan'a falan yani yerleştirilmek için zaten birçoğu davet ediliyor. İkinci dünya yani ve şey ilginç aslında yani bu insanlar 30'larda gidenlerin başına ne geldiğini biliyorlar. Ona rağmen İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra can atarak biraz gitmek istiyorlar. Biraz da şey galiba Harbin'de işte Sovyet vatandaşlarıyla çok yan yana yaşadıkları için biraz daha Sovyet gerçeğini hem biraz daha fazla biliyorlar hem biraz daha fazla kabulleniyorlar. Harbin'deki yani oradaki Çin toplumuna da zaten hiç entegre olamıyorlar bir kere. Entegre olmak gibi bir istekleri de yok. Bütün bunlar galiba geri dönmek için biraz daha motivasyon oluyor. Avrupa'da ikinci, üçüncü nesiller geri dönmek konusunda o kadar motive değil. Barış, sorum yok demiştin ama tekrar sorayım. Var mı sorusu? Yok, çok açıklayıcı oldu. Benim bütün sorularımı sorma imkanım oldu. Çok teşekkür ediyoruz Pınar Hoca'ya tekrar. Hocam o zaman son olarak sizin eklemek istediğiniz, önemli olduğunu düşündüğünüz, değinemediğimiz bir mevzu varsa ona değinelim. Yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz tabii. Yani bu konu dediğim gibi hala çok bakir bir konu. Çok fazla yayınlanmış belge var, yapılan çalışmalar da var ama yani konunun gerektirdiği işte linguistik bilgi, arşiv çalışması vesaire söz konusu olunca hala yapılabilecek çok fazla şey var. Umarım konuşmayı dinleyen birilerine ilham olur. Belki bu sorulardan birkaçına cevap ararlar. Yani tabii bahsedilebilecek daha çok fazla şey var ama sanırım genel hatlarıyla pek çok meseleyi masaya yatırdık diye düşünüyorum. Belki şey söyleyerek bir de bitirmemiz lazım. Bu Türkçe nasıl deriz bilmiyorum. Dışarıdaki Rusya mı, işte sürgündeki Rusya kavramı. İkinci Dünya Savaşı ile aslında bir anlamda da aslında sona eren bir şey yani. Ondan sonra Amerika'da, Amerika'ya giden Ruslar'da devam. O yüzden biz İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan kısma odaklanıyoruz değil mi hocam? Evet. Amerika'da böyle bir Rusya ideali artık kalmıyor yani. Amerika zaten çok uzak artık. Amerika'dan Rusya'ya dönmek pek mümkün değil. Öyle bir niyet de yok. Yani tabii daha sonra da Sovyetler Birliği'nden göç dalgaları var. İkinci Dünya Savaşı'nda mesela savaş esirleri var. İşte o savaş esirlerinin bir kısmı geri dönmüyor. Ya da daha sonra 60'larda, 70'lerde ekonomik sebeplerle Amerika Birleşik Devletleri'ne özellikle göç edenler var. Ekonomik ya da siyasi sebeplerle. Ama bu göç edenler... bu ilk iki dünya savaşı arası dönem 1920'lerde gidenler gibi kafalarında bir Rusya hayaletiyle yaşamıyorlar. Gittikleri yerde iş buluyorlar, entegre oluyorlar, oralı olup yaşamaya devam ediyorlar. Bu 1920'lerde gidenler hakikaten çok travmatik bir şekilde gidiyorlar ve kafalarında bir Rusya hayaletiyle dediğiniz gibi bir sürgünde bir Rusya yaratıyorlar. Yani adeta bir ulusal görev, dini görev gibi görüyorlar sürgüne gitmeyi. Çünkü hani Bolşeviklerin yönettiği Rusya'da Rusya'yı, gerçek Rusya'yı, o Ortodoks Rusya'yı korumak mümkün değil. O Ortodoks Rusya'yı ancak sürgünde koruyabiliriz düşüncesiyle böyle Ortodoksluğa, geleneklere, Puşkin'e, Lermontov'a, Dostoyevski'ye, Tolstoy'a dört elle sarılıyorlar.
Ve kafalarında hep o Rusya hayaletiyle yaşıyorlar. Bu açıdan farklı. Yani bu göç dalgası daha sonraki göç dalgalarından çok farklı. Bitirelim dedik ama ben bir konuda daha kısa, çok kısaca yorumunuzu almak istiyorum. Yani bugünkü işte Ukrayna Savaşı'ndan sonra gene sayıyı tam bilmiyorum, 600 bin mi açıklamışlardı, Rus ülkeyi terk etti. Doğrudan bu bol devrim sonrası, iç savaş sonrası Rus mültecilerle karşılaştırmalar yapıldı. Siz nasıl paralellikler görüyorsunuz? Çok kısaca bunun hakkında da yorumunuzu alalım, sonra bitirelim. Ya, yani bence bu daha sonraki Sovyetler Birliği dönemindeki göçlere daha çok benziyor. Yani 60'larda 70'lerdeki göçlere daha çok benziyor. Dediğim gibi her şeyden önce bir iç savaş sonucunda terk etmiş değil bu insanlar Rusya'yı. Ukrayna'yı terk edenlerin hikayesi de tabii daha farklı. Onlar bir savaş sonrası ülkelerini terk ediyorlar ama Rusya'dakiler aynı durumda değiller. Bir de dediğim gibi yani 1920'lerdeki insanların kafası Rus kimliğiyle, Rus olmakla, o Rusluğu korumakla o kadar meşgul ki. Yani mesela o gittikleri ülkelerin dilini öğreniyorlar ama bazen de çok da öğrenmiyorlar. Yani Rusça yazmaya devam ediyorlar, Rusça üretmeye devam ediyorlar. Şu anda Rusya'yı terk edenlerin bu ölçüde kafalarının üzerinde bir Rusya hayaletiyle yaşayacaklarını pek zannetmiyorum açıkçası. Ya da bu ölçüde entegre olmaya direneceklerini, vatandaşlık almaya bile karşı çıkacaklarını pek zannetmiyorum. Bir de beklediklerinin aksine sınırlar kapanmadı aslında. Hala gelip gidebiliyorlar. Evet, Gidenlerin bir evet, kısmı geri evet. geldi. Tabii, yani işin o tarafı da var. Öyle bir nostalji, yani bir de 20'lerde gidenler inanılmaz nostaljiyle yaşıyorlar. Şu anda Rusya'yı terk eden insanlar nostaljiyle hatırlanacak bir Rusya pek gördüklerinden emin değilim açıkçası. Yani dolayısıyla hani koşulları çok farklı. 60'larda, 70'lerde Sovyetler Birliği'ni terk eden insanlara belki daha fazla benzetebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. O zaman izninizle yavaş yavaş programımızı burada kapatalım. Bugün konuğumuz Pınar Örey'di. Bolşevik devrimi sonrası Rusya'dan göçleri konuştuk. Hem bugünkü meselelerle bağlı olması açısından güncel olarak önemi olan bir mevzu, hem de genel olarak göç tarihi, sürgün tarihinde ve Rusya'nın kendi tarihinde tabii ki çok önemli bir mevzuydu. Çok istifade ettik. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben Çok çok teşekkür ediyoruz teşekkür hocam. ederim. Katıl. İzninizle ben burada programı kaydı durduruyorum. İyi günler.